Arkadaşlar merhaba, hayırlı akşamlarınız olsun. Bir endeksimizi yine kapattık. 2000 seviyesinin üzerinden kapattık. Psikolojik destek noktamız. Şimdi öncelikle hemen şunu hatırlatayım. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerime dayanmaktadır. Yani SPK diyor ki, bu vatandaşının söyledikleriyle hisse alıp satıp yaparsan istediğin sonuçları elde edemeye bilirsin. Onun için ben de diyorum ki bu anlattıklarım al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Şimdi arkadaşlar, öyle bir süreçten geçiyoruz ki gerçekten çok zor. Yani insan kendini kontrol edemiyor. Şimdi bir hisse almışsın. Atıyorum 25 liradan almışsın, demişsin ki ben bu hisseyi 27-28'den kısa vadede satayım diye bir hayal kurmuşsun. Veya bir yatırım yapmışsın. Ya bir gün içerisinde 23-25 yapıyor, gün sonunda 26-27 yapıyor. Satayım mı, alayım mı? Böyle bir panik havası var. Bütün hisseler için geçerli. SPEC hisseler için de geçerli. BIST 30-50 ana hisseler için de, yıldız pazar için de geçerli. Ana pazar için de geçerli. Bütün hisseler için geçerli. Acaba dolar mı alsam, altın mı alsam? Altın gidiyor, altını alacağım. Acaba çok gitti, düşer mi? Borsa bir gün yukarı, bir gün aşağı. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar, borsada şu anda sabredenlerin kazandığı, panik olanların, böyle al sat yapanların zarar ettiği bir pozisyonda yaşıyoruz. Eğer kendine hakim olamıyorsan, kendine verdiğin sözü tutamıyorsan, yatırım için hisse aldın ve panik yapıyorsan, sen yatırım için hisse almamışsın demektir. Sağlam, güçlü, büyüyen ihracatçı ve ufak tefek böyle endekslerin düşüşünden o da etkileniyor tabi ama benim umurumda değil deyip bekleyemiyorsan, bence borsadan uzaklaş ve git. Borsada durma. Öncelikle sağlığını kaybetme. Öyle bir durumdan geçiyoruz. Gerçekten çok zor. Gün içerisinde BIST 30 hisseleri, 50 hisseleri dahil -2-2,5. Öğleden sonra bir bakıyorsunuz hisse artıya geçmiş. Ya alayım mı? Satayım mı? Böyle bir panik havası var. Her zaman ne dedim ben? Şu 3-4 videodan beri devamlı söylüyorum. Diyorum ki, arkadaşlar sağlam hisse alalım, sağlam hissede kalalım. Hisselerimiz çok ucuz ve çok uygun. Yeter ki güçlü, bilançosu gelmiş ama hisse gitmemiş, gitmiş veya geri gelmiş. Bu hisselerde durduğunuz sürece asla zarar etmeyeceğinizi bilmeniz lazım. Hani dedim ya, millet satarken biz alıyoruz. Millet alırken biz satıyoruz. Bizim stratejimiz bu olmalı. Oradan buradan duyduğun ise bu çok düşmüş, 3 katına 5 katına gidecek. Bu ise alın, işte çok ucuz oldu. Özellikle yan tahtalarda. 3000 liradan 50'ye gitmiş, 50'den 30'a gelmiş, bu hisseyi alın. Tekrar gidecek. Artık biz 30'dan 50'den çıkıp yan tahtalara geçecekler. Bir dedikodusu var. Asla inanmayın. 50 tane yan tahta var, atıyorum yuvarlak söylüyorum, 50 dolar, 60 da, 70 de, 100 de var. Şimdi 3 tanesi, 5 tanesi gider. Yani geri kalan mesela 100 ise varsa 3 tanesi gider, 97 tanesi düşer. Senin ne işin var o hisselerde? Onu da sen zaten bulamazsın. Belki tesadüf rastlayabilirsin, o ayrı bir olay. Ona bir şey diyemem. Ama ben sadece şunu söylüyorum. Eğer kendini yönetemiyorsan, eğer ben böyle durumlarda, ben borsada yapamıyorum ve çok zarar ediyorum, alım satının yerini bilmiyorum, hangisi ucuz, ucuz diye alıyorum ama düşüyor, benim aldığım hisse düşüyor, sattığım hisse gidiyor, ne yapacağımı bilmiyorum diye sürekli stres içerisindeysen, bence şu anda borsada hisseni sat, bu savaş ortadan kalkana kadar asla borsaya girme. Götür o paranı, bankaya yatır, döviz, mevduat al, istediğin kadar kazan kardeşim.
Ne kadar kazanırsın, nasıl kazan ama sağlam kazanırsın. Borsada durma. Eğer sağlığından olacaksan, psikolojin bozulacaksa borsada durma. Şu anda borsada sabredenlerin kazandığı bir ortam var. Hani eğer kısa vade hisse alıyorsan sert düşüşlerde al, gün içerisinde art eksi 2,5-3'ten düşüyorlar, gün sonuna doğru veya gün içerisinde tekrar artıya geçiyor. 3-4 karın var. 50 bin lira atmadın. %4 yapsa 2 bin lira bereket versin de o gün başka hisse alıp satma. Başka da batma. Tekrar bir daha alayım, bir daha satayım dersen o aldığın kar da gider. Borsa bu şekildedir. İkinci defa sana yedirmeyebilir, dikkat et. Ve eğer bir hisseye kafaya taktık almak istiyorsan da kademeli olarak al. Aşağılara doğru kademe kademe yaz. Gün içinde sert düşüşler olduğu zaman gelir, yukarı kademe kademe de satış yaz. Bir yere satış yazma. Kademe kademe. 20'ye, 22'ye, 23'e, 24'e yani kademesine göre hissenin satış yaz ve karını koy git kısa vadeciysen. Ben sadece bunu söyleyeceğim. Artık küçük yatırımcıyı yoluyorlar, silkeliyorlar, bıktırdılar. Artık bunlara yem olmayın, yeter. BIST 30 ve 50 hisseleri çok düştü. Yatırım için al ve bekle kardeşim. Bir ulaşım sektörü, holding, sanayi çok düştü. Herkes satarken sen bunları al ve izle. Nasıl olacağını gör. Perakende sektörü bugünlerde hareketli olacak. Al ve izle. Ama kademeli olarak. Hemen bugün aldım 3 gün sonra ne olacak diye panik yapacaksan da alma. En az bir 3-5 ay bekle. Bu savaş elbette bitecek. Bu savaş böyle kalmayacak. Nasıl hani pandemi olduğunda arkadaşlar korkmayın, bu pandemi elbet bitecek. Elbet bu pandemi bitecek ve her şey yerine oturacak, rayına oturacak ve düzülecek diye sizlere yalvardım defalarca. Şişeyi 3,5'larda söyledim. Petkimi 3,5-4'lerde söyledim. Tüpraş'ın 87-88'lere düştü, Tüpraş'ın yeri bura değil diye yalvararak söyledim. Kimler dinledi, kimler aldı bilmiyorum. Daha 15-20 gün önce Aksa, Ak Enerji defalarca söyledim. Enerjisi defalarca söyledim. Aksa'dan bana çok şikayetler geliyor. Dedim çok ucuz alırsınız satarsınız ben zaten karışmıyorum dedim. Biraz aşağıya geldi. Ondan sonra panik yapıp bir sürü bir şeyler söylediler. Ondan sonra nasıl yukarı gitti siz de gördünüz. Yani %15 yukarı gitti. İşte bu yani. Kademeli alış, sağlam hissede kalmak size her zaman para kazandırır. Yeter ki panik olma. Almış olduğun hisseyi 3 günde içerisinde gitmiyor. Eyvah ben ne yapayım diye panik yaparsan borsada durma, sat ve git kardeşim. Borsa sabır yeridir. Borsa yatırım yeridir. At yarışı, it yarışı, at dalaşı, it dalaşı, totosu, lotosu bir yer değildir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Söylenecek çok şey var. Bana gelen yorumlara karşılık olarak bunu videoyu çektim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Her gün sabah seans açılmadan da bir dakikalık videolar çekiyorum. Onu da izlerseniz faydanıza olacaktır. Twitter'ın da beni takip etmek isteyenler Resul Aktaş Borsa diye Twitter'dan ararlarsa oradan da beni bulup günlük haberleri de oraya atıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.